Şimdi sırada merakla beklediğiniz sosyal medya köşesi var sayın seyirciler. Gün boyunca kim neler paylaşmış ve kime ne anlatmaya çalışmış beraber göz atıp yorumlayalım. Sonra da ona göre devam ederiz sayın seyirciler. Evet, Mustafa Aksoy'la başlıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanı sayın seyirciler Mustafa Aksoy. Kepez'in gülen yüzü belediye başkanımız, kadim dostum Hakan Tütüncü Bey'in proje lansman toplantısına katıldık, birlikte başaracağız diye söylemiş Mustafa Aksoy. Cumhur İttifakı'nın ortağı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı sayın seyirciler. Gittiği her yerde işte o sağ üstte görülen fotoğraftaki gibi vücut hareketleriyle beraber şiirsel bir şölenle katıldığı toplantının önemini, ehemmiyetini anlatıyor sayın seyirciler. Toplantıların başrolündeki isimleri bile unutturuyor kendi anlatımıyla. Bildiğiniz gibi onun da Ahmet Şafak'la çok güzel bir parçası var. Şiir düeti var Ahmet Şafak'la. Tıpkı o şiirde olduğu gibi kendisi de konuşma yaparak destek veriyor Cumhur İttifakı'nın seçimdeki adaylarına ve herkesi de etkilemeye çalışıyor. İşte paylaşımda da gördüğünüz gibi Kepez'in gülen yüzü belediye başkanımız kadim dostum demiş Hakan Tütüncü için. Hakan Tütüncü AK Partili belediye başkanı ve başkan adayı. Mustafa Aksoy da Cumhur İttifakı'nın ortağı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı. Altını çizelim sayın seyirciler. Dünkü lansmandan bahsediyor. Hani o Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde herkesin gıptayla izlediği, her türlü organizasyonu dört dörtlük olan bir lansman vardı ya, işte o lansmanı anlatıyor Mustafa Aksoy bu paylaşımıyla. Sıradaki paylaşım. Mustafa Gül, Kemer Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki dönemin belediye başkan adayı. Bakalım o ne diyor. Değirmendere Seçim Hizmet Merkezimizde değerli hemşehrilerimizle bir araya geldik. 25 ve 26. dönem milletvekilimiz Devrim Kök'ün de katılımıyla güzel bir sohbet oldu. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz demiş. Çok kalabalık bir Değirmendere köyündeki, daha doğrusu mahallesindeki etkinlik var. Ve fotoğrafta eşi Neşe Hanım da var, Semih Top var. Devrim Kök de var sayın seyirciler. Devrim Kök bildiğiniz gibi Muratpaşa belediye başkan adaylığı için adı geçmişti AK Parti'den ve kendisi böyle bir olayın olmadığını söylemişti. Şimdi milletvekili değil, geçtim 25 ve 26. dönemin milletvekili ama seçim çalışmalarına, partisinin seçim çalışmalarına Kemer'den başlamış. Mustafa Gül'e olabildiğince destek veriyor. Mustafa Gül de bunu sayfasında bu şekilde paylaşmış sayın seyirciler. Sıradaki paylaşım. Evet, Kerim Gökçe paylaşmış. Ramazan Özen ve Durmuş Ali Arslan'la birlikte sayın seyirciler. Aksu için birlikte deniliyor. Sol başta Durmuş Ali Arslan, İyi Parti'nin yani Millet İttifakı'nın Aksu Belediye Başkan adayı. Sağ başta da birinci sıra meclis üyesi adayı. Geçtiğimiz dönem Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkan adayıydı. Kıl payı kaçırdı. Şimdi Durmuş Ali Arslan'a destek vermek için birinci sıradan meclis üyesi adayı ve güç veriyor Durmuş Ali Arslan'a. Ve birlikte bu şekilde fotoğraf da paylaşmışlar. Durmuş Ali Arslan da diyor ki ben neysem Ramazan Özen de odur. Yetkim neyse onda da aynısından vardır. Ramazan Özen benim hem Aksu'dan çok iyi dostum hem de sırt sırta verdiğimiz İyi Parti'den seçimlere girdiğimiz bir ortağımdır demeye getiriyor. Sayın seyirciler, ittifak güçlü. Evet, sıradaki paylaşım. Yine Aksu'dayız. İsa Yıldırım. İsa Yıldırım bildiğiniz gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkan adayıydı. İlk açıklanan belediye başkan adaylarından biriydi. Ama ne olduysa oldu, İyi Parti'nin bastırmasıyla CHP'nin adayı geri çekildi. İyi Parti'nin adayı Durmuş Ali Arslan aday yapıldı. İyi Parti'ye verildi yani Aksu ve olan İsa Yıldırım oldu. İsa Yıldırım da boş durur mu? Ben 4 yıldır, 5 yıldır bekliyorum kardeşim. Bu adaylık için geçtiğimiz döneminde zaten belediye başkan adayıyım. Kaçırdım başkanlığı. İşte şimdi yakalayacağım diye Demokratik Sol Parti'ye geçti. Ve Demokratik Sol Parti'nin Aksu Belediye Başkan adayı olduğu İsa Yıldırım. Ne diyor sayın seyirciler? Bugün saat
16'da Genel Başkanımız Sayın Önder Aksakal'ın katılımlarıyla gerçekleştirecek olduğumuz DSP Aksu ilçe binamızın açılışına tüm halkımız davetlidir. Yel Güzel Yurt Mahallesi Serik Caddesi üzeri demiş Sayın Seyirciler. Bugün saat 16'da açıldı. Önder Aksakal da geldi Genel Başkan. Sayın İsa Yıldırım'a destek verebilmek için. Bu arada altını çizerek hatırlatalım. Önder Aksakal yani Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal saat 20'de benim konuğum olarak karşımda olacak. Siz de sorularınızı alibuldu07 Twitter adresinden gönderebilirsiniz. Ve biz de Sayın Aksakal'a bu soruları iletiriz sayın seyirciler. Altını da çizelim dedik. Seçim ofisi de hayırlı olsun bu arada. Sıradaki paylaşım. Engin Okudan. Engin Okudan ne diyor? 4 Mart 2019 Pazartesi günü Erdem Beyazıt Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da düzenleyeceğimiz Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel Bey'in de konuşmacı olarak katılacağı Antalya'nın dünü, bugünü ve yarını konuşuyoruz programımızda. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyarız demiş Engin Okudan. Mimar ve Mühendisler Grubu Antalya Temsilciliği adına yazıyor Engin Okudan. Antalya'nın önemli bir teknik adamıdır Engin Okudan. Bu arada Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün de eniştesidir sayın seyirciler. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i davet ettiğini söylüyor ve bu daveti de biz de buradan duyurmuş olalım. Şevket Korkut. Şevket Korkut avukattır ve Semih Esen'le birlikte Semih Esen'in Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı yaptığı dönemde en çok güvendiği isimdir. Sağ koludur adeta ve şimdi de sağ kolu Semih Esen bildiğiniz gibi CHP'nin Konyaaltı Belediye Başkan adayı ve Şevket Korkut da sağ kolu sayın seyirciler. Diyor ki meclis üyesi adaylarımızla bu sabah kahvaltısında buluşup koordinasyon toplantısını gerçekleştirdik. Biz muhteşem bir aileyiz. Her şeyin en iyisine layık Konyaaltı'nda en iyisini beraber el ele yapacağız demiş. Tüm meclis üyesi adaylarıyla birlikte bir fotoğraf paylaşmış Şevket Korkut kardeşim. Sayın seyirciler, Şevket Korkut aynı zamanda başkan adayı Semih Esen'in kontenjan birinci sıra adayı olarak da seçimlerde yer almış bulunuyor sevgili dostum. Evet, sıradaki paylaşım. Halil Öncü diyor ki, Halil Öncü turizm yazarıdır sayın seyirciler, Kemerli. Diyor ki, Polat Alemdar da Menderes Türel dedi, diyor sayın seyirciler. Bugün Kemer'de bir etkinlik vardı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti ekibinin otobüsün üzerinde Cumhur İttifakı'nın adayı Yusuf Uras'a destek vermek için herkes Kemer'deydi ama Başkan Menderes Türel'in yanı başında onu destekleyen konuşmalarıyla Necati Şaşmaz da vardı. Bilinen adıyla Polat Alemdar yani Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı ben dinledim videoyu. Diyor ki ben Menderes Türel'i çok sevdim. Antalya'daki çekimler için Kurtlar Vadisi Vatan filminin çekimleri için büyük kolaylık sağladı. Ben de Menderes Türel diyorum. Siz de oyunuzu ona verin diyor sayın seyirciler. Otobüsün üzerinde işte böyle seçim konuşmaları da yapıyor. Sol başta da Abdurrahman Başkan var. MHP'nin Antalya'daki tek milletvekili. Onun yanında Tarkan Akıllı. Milletvekilliği adayıydı, seçilemedi ve Menderes Türel'in bize göre soldaki adayı Yusuf Uras zannediyorum biraz tipi değişmiş. Ellerini önüne doğru bağlamış, saçını da kazıtmış. Tam da şey olmuyor ama işte tariflerle Yusuf Uras olduğunu bilebiliyoruz. Ve yanında kim var? Tabii ki AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş var sayın seyirciler. Necati Şaşmaz'ın konuşması bu şekilde. O da Menderes Türel demiş seçimlerde destek veren verene Menderes Başkan'a. Sıradaki paylaşım. Polat Balkan diyor sayın seyirciler. Antalya Baro Başkanı, avukatların başkanı Polat Balkan. 27 yıl önce bugün 26 Şubat 1992'de Azerbaycan Kocaeli'de insanlık tarihinin en acı ve en ağır katliamlarından biri yaşandı. 83'ü çocuk, 106'sı kadın olmak üzere toplam 613 savunmasız insan katledildi. Katliamdan 487 insan ağır yaralı olarak kurtulurken 150 insanın akıbeti hala
bilinmiyor demiş. Bugün o acının yıl dönümü sayın seyirciler, Hocalı katliamının Azerbaycan'daki. Ben katliamın yapıldığı bu bölgeye gittim, gördüm. Azerbaycan milletvekili Paşayeva'da bizi götürdü sayın seyirciler. O bölgeye gezdirdi, gösterdi. Ağlamamak için kendimizi zor tuttuk. Hamile kadınları karnından bıçaklayıp içindeki bebeği alan kişilerin nasıl bir insan olduğunu düşünemiyoruz. Hocalı katliamı. Hocalı köyünü resmen katletmişler Ermeniler ve bütün dünyada bunu izlemiş. Hem de bu yüzyılda, geçtiğimiz yüzyılda değil, 1992'de sayın seyirciler yaşandı bu katliam ve Polat Balkan da bunu hatırlatıyor. Diyor ki katliam, 613 savunmasız insan silahlarıyla, süngüleriyle gelen kişilerin saldırı sonrası hayatlarını kaybettiler sayın seyirciler. Bir insanlık katliamı Hocalı'da yaşandı. Hala sorgulanamıyor nasıl oluyorsa. Sıradaki paylaşım. İzzet Sultanyar. İzzet Sultanyar kimdir? Antalya'da çok önemli bir restoranın sahibi sayın seyirciler. Kendisi Urfalı bir Arap'tır. İzzet Sultanyar Antalya'da da sözü geçen bir kişidir. Bakın ne diyor. Allah'ım bana hainlik yapanları, arkamdan kuyumu kazanları makamı İbrahim'de sana havale ediyorum. Eğer ben evladı Resulsem, eğer Hazreti Muhammed'in torunuysam bunları sana havale ediyorum demiş. Geleneksel kıyafetleri giymiş. Urfa'daki Balıklı Göl'ün orada sayın seyirciler elinde tesbihi ve yöresel başındaki o örtüsüyle beraber İzzet Sultanyar çok sinirli bir şekilde dua ediyor. Dua mı, beddua mı siz karar verin. Çünkü geçtiğimiz dönemin AK Parti Murat Paşa meclis üyesiydi. Şimdi listelerde çok gerilerde yer alıyor. O da bir şeyler anlatmaya çalışmış. Bu paylaşımla İzzet Sultanyar Urfa'da kendi memleketinde Balıklı Göl'den beddua gönderiyor. Allah'ım diye dua ediyor sayın seyirciler. Vardır bir bildiği, gönderdiği yerler bu mesajı almıştır mutlaka. Evet, sıradaki paylaşım. Sedef Ekin Orhan paylaşmış sayın seyirciler. Sevgili Sedef, Muratpaşa Belediyesi'nin bir elemanı, güçlü bir isimdir. Çok da sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Babasının fotoğrafını paylaşmış. Ali Orhan, hani sabah programlarını zevkle izlediğiniz Ali Orhan var ya, göze geldi göze. Bugün sırtında çantasıyla, o neredeyse bir tonluk sırtındaki çantasıyla kaldırımda yürürken, kaldırıma sevgi açan bir kişiyi rahatsız etmemek için yola inerken trotuar taşından ayağa kayıyor, düşüyor, refleksle dirseğini çarpıyor, kolu kırılıyor. Buyurun. Biri beddua mı etti diyeceksiniz? Ona beddua tutmaz. Ali Orhan sağlam isimdir. Ona bir şey olmaz. Böyle koluyla moluyla falan filan bir şey olmaz. Kafa yerinde olsun, programa devam eder. Bildiğini de okumaya devam eder. Hani diyor ya, özgürlüklerin programı Ali Orhan'la gündem. O özgür olmaya devam eder. Artık o trotuar taşını biri mi kaydırdı? Biri mi oradan geç dedi? Tezgahı açan biri acaba kasıtlı mı açtı da önüne geldi? Biri mi bir mesaj veriyor? Ali Orhan'a geçmiş olsun mesajlarımızı gönderiyoruz. İşin latifesi görünmez kaza ama biliyorum ki ona kaza maza işlemez. Yine karşınıza çıkar, çalışmaya, konuşmaya devam eder. Konuşmayı sever o. Birilerine laf sokmayı da sever. Bakalım yarın sabah bunu nasıl değerlendirecek ama geçmiş olsun. Acısı büyük, onu biliyorum. Sevgili, ben akşamın habercisiyim, o sabahın habercisi. O yüzden sevgili ortağıma da buradan geçmiş olsun diyorum kendisine. Sıradaki paylaşım. Son paylaşım sayın seyirciler, Yılmaz Sevgül. Yılmaz Sevgül o kadar güzel fotoğraflar paylaşıyor ki lütfen Facebook'ta Yılmaz Sevgül ismini takip edin. Antalya aşığı, Antalya'nın dağların ne kadar dağları varsa geziyor sayın seyirciler. Ne kadar güzel yerleri varsa hepsini geziyor ve en güzel haliyle de fotoğraflıyor. Ve birçok zamanını
Kadir'in orada, Kadir'in ağaç evlerinde Olimpos'ta geçiriyor. Oranın bin bir türlü fotoğraflarını paylaşıyor. Akut'un Antalya temsilcisidir sayın seyirciler, kendisi de. Ve Karacaören göletini paylaşmış. Burası yapay bir gölet, bir baraj göleti. Ama o kadar güzel ki bölgenin adeta iklimini değiştiren, o dağlarına buharları, o puslu havayı oluşturan bir görüntü oluşmuş, ortaya çıkmış. Sevgili Yılmaz Sevgül de işte bunu paylaşmış sayın seyirciler. Kendisi çok iyi bir dağcıdır. Dağcı olduğu kadar da güzel bir fotoğrafçıdır. İşte bu güzel fotoğrafla kapatalım dedik biz de bu bölümü. Evet sayın seyirciler, hemen devam edelim sosyal medya paylaşımları. Dilimizin döndüğünce bugün seçtiklerimiz bu kadardı.